kumacada çıkmışsın. Ünlü olmak da zor vallahi abla. İnşaatta üstünde yemek yiyecekler demiş biri. Evet, bu ilk ünlü olduğunu anlamadı. Evet, evet, bu kesinlikle o. Bana 60'larda gazeteye çıkmışsın falan. Gazeteye çıkmışsın deyince bir haber bekliyorsun ama bulmaca olması öyle bir. Ben de en çok bulmacada ben de etkilenmiştim. Valla evet. Bulmaca şey çünkü hani bilinmen gerekiyor hissi evet. Veriyor ya. Yani insanlar seni bilmeli oluyor. Ya da bilmeyip diğerlerini yapıp evet, boşluk olarak da kalıyorsun. Devam edelim. Kaşlarının arasını kiraya vermelisin. Bayağı mesafe var gerçekten. Evet. Ama bu güzel bir özellik değil mi? Hanımların tercih ettiği bir özellik değil mi bu? Ya şöyle, epilasyon derdiniz de olmuyor. Değil mi? Rahat rahat. Tabii yok yani gerçekte yok. Hı. Doldurma ihtiyacı da duymamışım. Çok güzel. Evet, devam et. Tuğçe Kandemir, bu senin öykün, anladık, bizi sal artık. E tabii sen, yani senin dışında da olay çok büyüyünce her yerde bir evet. Sen çaldın değil mi? Çaldım, evet. Baydığını hissettin mi hiç? Ya bir dakika, benim başka şarkılarım da var. Şu an çok keşke benden sıkılmasalar telaşın oldu mu? Şimdi şöyle anlatayım, ben ilk başta hiç yapmak istemedim. Onu söyledim ya az önce de. İşte okuyacağım, atanacağım, şunu olacağım, asla böyle hayallerim yok falan. Ondan sonra bir kafeye gittim böyle, daha hiç yeni yeni tanımaya başlıyorum. Oturuyorum, tam böyle kitabı açtım, ders kitabı, tam çalışacağım. Benim öyküm dedi böyle radyo. Dedim tamam, çok güzel. Bir yere gidiyorum, yemek yiyorum, aynı. Artık bu bana lanse edilmeye başladı. Tamam artık yap, tamam olsun, devam et. Hmm. Bu şekilde oğlum. Ama insanların sıkılması da çok normal. Çünkü her yerde çalmaya başlayınca da böyle tepkiler Şimdi oluyor. Şimdi yeni şarkı da yaptın değil mi? Yaptım, evet. Çok şarkı yaptım aslında. Bu süreç içerisinde işte yanlış yaptık. Konserlere çok güzel gidiyor. Hele o dayana kızı. Dayana. Çok güzel gidiyoruz. Burada da oldu bayağı ya. Böyle direkt. Yani seyirci evet. Artık konuyu hakimler yani. Gelsin sıradaki. Tuğçe Kandemir atama beklerken ünlü olmuş. E bizim sesimiz de güzel değil ki Ziya Başkan demiş atama bekleyen bir kardeşimiz. Evet. İnşallah atalım. Müzisyen olmasaydın yani büyük ihtimal böyle öğretmen olacaktın. Olurdu. Evet. Şey diyorum mesela, şimdi hayatın döndü falan diye insanlar ama boşama okudum yani 4 yıl. Bir de 4 yıllık okulu 3 senede bitirdim neredeyse. 3,5 yıla bitirdim. Üstten ders al, ders al. Sanki ne acelem varsa. İşte bitirdim, yüksek lisans yapacağım, akademisyen olacağım. Bugünleri hazırlıyormuşsun kendini. Önden direkt. Yani gerçekten tam atama bekliyorum. Başka bir şey oluyor hayatımda. Çok farklı bir yerden vurdu. Ama sahnelerde de mesela öyle şiir okurum, kimin okuduğunu, işte kimin yazdığını ya da hikayelerini anlatırım, türküleri. İnsanlar hep şey der, elinde işte bir şey yok, öğretmen gömleği yok, işte anlattığı ders bir diye şey anlatıyor. Aynen öyle, ama öyle hissediyorum. Hani edebiyat yani. Öğretmenliğini şu an konserlerinde yapıyorsun evet, yani. Evet, gerçekten yapıyorum. Çok konsere çıkıyor musun, konserlerin oluyor mu? Evet. Çok şaşırıyorlar ama oluyor gerçekten. Yok, yani bu kadar hızlı organize olmakla ilgili bir şeyden bahsediyorum. Yani şu an bu ay kaç konserim vardı ki festival dönemleri? Tabii bu ay neredeyse 12 tane çıktım. 12 tane konserim olacak. Gelsin sıradaki. Tuğçe Kandemir, bu benim öyküm havasından çıkar mısın artık? Her şarkıyı niye o tonda söylüyorsun ya? Demiş biri. Ne diyorsun? Yani ya böyle söylerken çok güzel böyle... O bir şeyim var. O sana ait mesela. O gerçekten. Teşekkür ederim. Niye o yapsam ya? Yaralı. Çok kendine has bir söyleyiş tarzın var. O çok önemli. Çok modern bir arabesk yapıyorsun. Böyle modern bir. Gerçekten. Evet, yeni moda arabesk. Evet, doğru. Modern arabesk. Çok eleştirdiler ama bunu Eser abi. İlk başta mesela şey, prozodi hatası yapıyor bu kız bilmem ne. Herkes, bütün işte müzik bilenler beni eleştirmeye başlıyorlar. Şimdi ben de düşündüm. Edebiyatçısınız bir taraftan, hece bilgisi biliyorsunuz, harf bilgisi biliyorsunuz. Düşünüyorum, Emrah söylediği zaman arabesk yapıyor ama Demet Akalın söylediği zaman pop oluyor. Tabii. İşte yaralı dediğin zaman pop, yaralı dediğin zaman da arabesk oluyor yani. Buna prozodi hatası değil bence. Buradan yetkili mecralara sesleniyorum, yapmadığım prozodi hatası. Hayır, burada şey zaten bu olan kalıpların dışına çıktığın zaman daha özel biri oluyorsun. Yani burada bir hata da olabilir. Yani atıyorum bizim... BKM Mutfak'ta Ersin'i Ersin yapan o tabii diksiyonunun ki. Öyle olması. Tabii diksiyon ki. Eğitimi alıp harika bir Türkçe konuşsaydı o kadar iyi mizahçı olamayacaktı. Onun sırıtırdı gibi. Bence de sırıtırdı. Tabii yani doğalın neyse o. Devam et, gelsin bakalım sıradaki. Burnum tıkalı, sesim Tuğçe Kandemir gibi çıkıyor. Evet, bu konuşmana çok takmışlar yani. Evet. Devam et. Evet. Tuğçe Kandemir şarkı yapmasa TikTokçular ne yapacak acaba? Evet, bu TikTok meselesine de çok takmışlar değil mi? Bundan mutlu oluyorsun değil mi ama? Yani tabii bütün ki. Şarkılarını insanların söylemesi, evet. O şeyden mutlu oluyorsun yani. Öbür türlü evde tek başıma söylüyorum. Bir eşliği yok. Ama şimdi mesela
şarkıya girdiğiniz andan bile söylemeye gerek duymuyorsunuz. Çünkü o hengame söylemiş oluyor. Çok güzel bir şey. Nerede yaşıyordun bunu yaptığında? Ben Mersin'de yaşıyordum. Hala Mersin'de yaşıyorum. Ailem Ankara'ya gitti tayine. Ben orada okula gittiğim için hala. O yüzden Mersin'de yaşıyorum. Bütün olaylar İstanbul'dan yönetiliyor. Nasıl hallediyorsun? Hallediyorsun. İstanbul çok tercih etmiyorum ben buraya. Çok kalabalık geliyor. Ya dışım 23 ama içim 60. Yaşlandım. Bayağı aynen gerçekten öyle. Çok sevmiyorum yani öyle şeyleri. Burada menajerim var Ece abla. Tanıyorsundur sen de. Onunla işte evi burada olduğu için gelip gidip yönetiyorum. Gelip gidiyorsun. Aynen. Normalde Mersin'de yaşıyorsun. Mersin'de yaşıyorum evet. Hiç İstanbul evet. Planı da yok daha. Yok. Okul planı. Bravo. Ya artık işte oradan da yönetilebiliyor ya. Bu bence biraz şey rahatlık hikayesi bitmeli ya. Böyle... meşhur olmaya İstanbul'a geliyoruz falan. Büyük valizle. O konu kapanmalı yani. Kahverengi valizle. Aynen. Sosyal medya konuyu çözüyor.